Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Botay. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'e yeni gelen bir uçağı inceleyeceğiz arkadaşlar. Tekrardan yeni bir uçak daha geldi. Hatta bundan önce 2 uçak gelmişti, onlara bakmamıştım. Bu bölüm 3'ünü birden incelemeyi planlıyorum arkadaşlar. Sanırsam sağlam birazcık girecek. En yeni gelen arkadaşlar uçak anında karşınızda. Burada Seabreeze isminin de anlaşılacağı gibi hem denizde hem de havada gidebiliyor. Buna benzer bir uçak daha önce vardı. Mesela burada mı? Yok, burada değil. Burada değil arkadaşlar, Warstock'ta. Burada bir yerde olması gerekiyor. Hem suya inebiliyor hem de gidebiliyordu. Tura. Aha da burada. Pervanelerde hatta böyle olup böyle oluyordu falan filan. Ona benziyor arkadaşlar birazcık. Onun silahsız versiyonu. Şimdi bunu satın alacağım bakalım. 1.100 milyon buraya gitti bak. 1.100 buraya gitti. Tamam. Şimdi bir de arkadaşlar dediğim gibi daha önceden gelip 2 tane gelen vardı. Ben incelememiştim onları. Onlar da aha da maalesef buradalar. 1.100'ün üstüne bir de 4.5 ekliyoruz arkadaşlar. Pyro. Yalnız bu güzel bir şeye benziyor. Bu bayağı güzel bir şeye benziyor. 1.100'ün üzerine 4.5 ekledik. Oldu 5.6 arkadaşlar. Maşallah. Devam ediyoruz. Bir uçak daha var maalesef. Bunun ismi de Mughul. Bunun üzerinde 3 kaçtaydık? Unuttum lan. 5.5 mi dedik? 5.6. 5.6. Bunu da koyduk arkadaşlar üzerine. 3.1'i koyduk. 8.7 oldu arkadaşlar. Maşallah, bunu da alalım. Allah, bayağı girdi. Bayağı girdi. Gerçekten girdi. Ne olacak şimdi arkadaşlar? Hayır, ciddi pahalıydı bunlar. 5.7 milyon. Bunlar modifiyonerle 10 milyon olur. Bu bölüm 10 milyon harcadık arkadaşlar neredeyse. Bakalım 10 milyonum kalmış. Çok güzel. Tamam, bir update daha kaldırırız. Ondan sonra hackerlar beni bulsun. Bu arada arkadaşlar unutmadan sosyal medya hesaplarımı takip etmiyorsunuz. Onları da linkini aşağıda bulabilirsiniz. Onları da takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu arada uçaklarım gelmedi. Ve şimdi ise arkadaşlar anında uçağımızın bir tanesi geldi. En yenisi geldi. Burada kendine bir yer edindi bu arada bu. Bir dakika, ben diğerlerini çağırıp geliyorum. Bekle, diğerlerinin hepsini bir görelim. Uçak zaten içerideymiş arkadaşlar. Onun da ismi Pyro. Onu da buraya taşıdım. Anında burada arkadaşlar. Pyro bu. Mughul bu. Ve şurada da Seabreeze var. Şimdi ben Mughul'dan başlıyorum. Mughul büyük ihtimalle 2-3 kişi kullanınca falan iyi kullanacak gibi gözüküyor. Öyle bir şeye benziyor yani. Şimdi bunu bir modifiye edelim bakalım. Ne bokumuza benzeyecek Mughul'umuz. Ne Mog'a benzeyecek. Nasıldı? Mükemmel. Nereden şey yapıyorduk? Tamamdır. Armor. 50 bin buna gömdük. Göm abi. Alsa! Tamam pardon. Counter measurements'a giriyoruz arkadaşlar. Buradan ise flare'i alıyorum ki bize roketler kalır gelirse peşimize roketleri pıçık pıçık diye ayıralım. Engine'e geçiyoruz arkadaşlar. Engine'i de alalım buradan. Bayağı hızlı alıyor şu an. Gerçekten çok akıcı gidiyor her şey. Engine'e girelim. Race Engine'i alalım buradan da. Teşekkürler. Race Engine'i de aldık. Livery'e girdik. Şimdi arkadaşlar bakalım rengimiz, livery'miz nasıl bir şeyler olsun. Bak bu hoşuma gitti mesela. Bu sarılı olan güzel gezikti. Bu kötü. Bu idare eder. Oo bak bu çok güzel, bu çok güzel. Üzerinde resim de var. Mükemmel o. Bu fena değil. Ben onu alıyorum arkadaşlar. Bu çok hoşuma gitti. Make it out. Orada bir yaban domuzu resmi var. Dişli mişli. Güzel. Hoş bir şeye benziyor. Seni seçtim Pikachu. Geldi bu da arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi thrust. Oo Jato thrust. Yani kısa kalkış alanlarında buna bir basıyorsunuz. Piu, uçak direkt kalkıyor. Bundan önceki uçaklarda kullanmıştık. Bu arada şu uçağın bile modifiyesine yalnız başına 500 bin verdim. Neredeyse. Yani gerçekten... Benim 101 milyonum mu var? 10 milyonum mu? 10 milyonum var ya. Tüh be. Neyse. Arkadaşlar bombalara geçiyoruz. Cluster Grenade'i alıyoruz. Tabii ki bunların hepsini daha önce de incelemiştik. Bu bombaların ne olduğunu biliyoruz. En sağlamı Cluster. Bu bölüm gerçekten de 10 milyon girdi bu arada. 11 milyon bile olabilir hatta. Sağlam girdi. Cluster al. Al oğlum. Gel oğlum. Cluster. Gir içine. Hadi oğlum. Gir uçağının içine. Görsün amcalar. Göster içine girişini. Hadi amına koyayım. Ve primary weapons'a geçiyoruz. Burada sanırsam şunun altta bir mod şeyim var, silahım var. Aa yok, tepesindekini değişiyormuşuz. Tamam. Tepesindekini tekli yerine ikili yapıyoruz arkadaşlar. Dual yapıyoruz single yerine. İki tane sniper kurşunu sıkıyor bu arada. Sağlam bir şey. 200 bin de buna verdik. 200 bin de buna verdik. Şu an param azalıyor. Gerçekten 10 milyonun altına düştüm. Cidden azaldığını üzülüyorum şu anda. Ayrıyetten bir de arkadaşlar bu yetmezmiş gibi bir de burnumuzun ucunda bir silah varmış. Onu da tekli değil. Onu da ikili yapıyoruz. Machine gun. Bir 250 bin de buna verdik. Hey maşallah yavrum benim be. Şimdi arkadaşlar sırada ise rengimiz var. Bakalım rengimiz ne olsun. Bu arada secondary'nin neyi değiştirdiğini çok merak ettim. Secondary acaba şu kırmızıyı mı değiştirdik? Bakıyoruz. Kırmızıyı değiştirmiyor tabii ki. Uçağın altına mı değişiyor? Ne yapalım? Crew'ye geçelim. Abo secondary'nin değiştirdiği yere bakın. Şurada ufacık bir şey var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın şurada turkuaz. Minnacık pipi gibi bir şey var. Onu değiştiriyor yani. Şaka gibi. Yemin ediyorum şaka gibi. Neyse.
Prime 7'ye geçtik. Bundan ne seçelim bakalım. Mat renklerden bir şey olabilir aslında. Uy, güzel oldu ha beyaz kırmızı. Beyaz yapabilirim. Mat beyaz çok hoşuma gitti. Mat beyaz yapabilirim. Bakalım başka bir şeyler var mı? İlgi çekici. Yeşil meşil hiç gerek yok. Ben bunu mat beyaz yapıyorum arkadaşlar. Dur birazcık bakayım hadi tamam. Tamam ben bunu mat beyaz yapıyorum. Çok hoşuma gitti. Bu renk kombinasyonu inanılmaz hoşuma gitti. Satın alalım. Tamamdır. Sırada arkadaşlar uçağın test sürüşü var. Hazır mısınız? Şimdi uçağımızı test edeceğiz. Bakalım tepedeki silahı maalesef kullanamayacağım. Çünkü onun için arkadaş lazım şu anda. Peki değişebiliyor muyuz? Aynen bak. H'ye basılı tutarsan değişebilirsin diyor. Üst tarafa çıkacağım ben şu an sanırsam. First person'a girsem mi? Kendi mi girdi? Yok. Oy yalnız bu çok iyi ya. Arkadaşlar yalnız bu çok iyi bir şey ya. Yani şununla üstte biri olsa sizinle birlikte bu şekilde uçakları patlatırsınız. Mesela arkasına ateş edebilen bir uçak yok, arkasındakileri kollayabilen. Bununla ahanda böyle ağzına sıçarsınız arkanızdan gelenlerin. Şimdi bizim kalkma zamanımız jatolar nasıl kullanılıyordu? Jatoları bir kullanalım. Shift miydi? Woo! Aynen öyle shift. Eyle de player'larımızı atıyoruz tabii ki. Jatolar hala çalışıyor. Şöyle tekerleklerimizi de kapatalım. Yalnız uçak çok iyi gidiyor ha. Çok ağır ağır abi gibi gidiyor böyle, anlatabiliyor muyum? Normalde şey oluyor böyle, hep sağlı sollu rüzgara kapılıyor uçaklar kullanırken ama bu sağlam gitti. Bombaları da nasıl bırakıyorduk? Sağ kliği basılı tutup bırakıyormuşuz. Unutmuştum onu. Bırak. Right CTRL. Hop bir carpet bombing geliyor. Tony Stark'ın villasını atıyorum ve... Attım mı? Attım mı? Patlıyor mu? Arka bahçesi gitti. Tamam arka bahçesi gitti. Tamamdır. Arkadaşlar uçak bu şekilde. Şimdi geri dönüp hangardan bir de Pyro uçağını alacağım. Bir de Pyro'yu kontrol edeceğiz. Bu arada bu havadayken şey değişir mi? Onu çok merak ediyorum. Basılı tutuyorum H'ye şu anda. H'ye basılı tutuyorum. Yok böyle bir dünya. Değişmedi tabii ki. Tamam inişe geçiyorum o zaman ben. Bakın şuradan şimdi size mükemmel bir iniş yapacağım. Bak. Bak. Acil iniş bu. Lan bu arada şey diyor. Hangara iniyorum abi. Uyarı verdin ama ben hangara geliyorum. Benim burada hangarım var. Ve arkadaşlar gördünüz mü? Adeta bir kuş gibi. 3 kere seksek de mükemmel indik bence. Ve şimdi ise arkadaşlar sırada Pyro var. Benim en çok merak ettiklerimden biri açıkçası bu. Çünkü çok değişik gözüküyor. Yani şuna bakın ya. Arkasında da büyük ihtimalle şey var. Jet motoru gibi bir motor var. Mavi mavi yanacak büyük ihtimalle. Şimdi ona geçmeden modifiye ediyoruz. Rengi çok kötü. Rengi rezalet. Armor'u tabii ki alıyoruz. Hunter Measurements'tan da flare'i mi alsam, smoke mu alsam, onu da çok kararsız kaldım. Bu seferlik ben bir smoke alacağım. Ben bununla bir eğlenirim. Smoke'u inşallah unutmam. Rengine göre smoke alacağım arkadaşlar. Motorunu güçlendirdim. Handling'ini tabii ki de güçlendirdim. Livery'e girdik. Şimdi bakalım Livery'de neler var. Uy, güzel oldu lan. Direkt kuşa benzedi. Şey, İHA'ya benziyor. İnsansız hava aracına benziyor. Drone gibi oldu böyle, çok garip oldu. Yalnız kamuflajlar tam bir savaş uçağı. Ben bunu acaba şimdi smoke yapmasam mı? Beni caydırıyorlar ya. Beni caydırıyorlar ya, ben smoke yapmak istedim. Uy yalnız çok güzel oldu lan. Abi bu çok güzel oldu, ben bunu alıyorum arkadaşlar. Stealth. Böyle şey kamufle oldu resmen. İsmindeki gibi simsiyah bir kamuflaj arkadaşlar. Stealth. Bir tane uçak vardı, neydi onun? Hayalet uçak. Hayalet uçağı benzedi. Respire girelim bakalım matlardan. Mat siyah yapıyorum. Hiç renklerine bakmayacağım arkadaşlar. Siyah yapacağım bunu. Mat siyah yapıştırdım. Secondary color neymiş onu ayırt etmek istiyorum. Turkuaz yaptım. Hiçbir yerde gözükmüyor secondary. Tamam secondary'yi ellemiyorum. Weapons'a girdim arkadaşlar. Weapons. Oy takip eden roketleri tabii ki ekliyoruz. Yapıştır abim benim. Yapıştır. Hadi gel oğlum. Gel oğlum. Tamamdır. Yaptık onları da. Şimdi Counter Measurements'tan flare mi atsam? Yoksa smoke mu? Abi smoke, siyah smoke istiyorum. Siyah smoke ile uçmak istiyorum. Ondan sonra ben bunu değiştiririm zaten, sıkıntı yok. Şimdi şuna bir siyah smoke alıp şöyle bir uçalım da. Öf. Havanın karanlık olması ilk defa bir şeyde yakışacak yani şu anda. Oy arkadaki motora bakın arkadaşlar. Bu arada çok büyük bir uçak gibi gözüküyor ya. Bayağı büyük gözüküyor. İçine bakayım. İçinde çok bir şey yok. Tamam. Şimdi şeye oturalım. Direkt kalktı lan. Ufacık bir şeye girdim. Direkt kalktı bak. Ufacık bir tümseye çarptım, direkt kalktı. Bayağı hızlı bir uçak arkadaşlar. Oradan bunu anlıyorum. Şu anda hiçbir şeye basmıyorum. Bakalım kendi havalanacak mı? Kendi havalanacak mı? Çarpacak galiba. Havalanmıyor. Abi kendi havalanmıyor. Aa havalandı lan. Hastıktı lan. Kendi kendine şeye havalandı. Kendi kendine pist bitmeden böyle bir anda kalktı. Pistin bitişine çok az kala. Herhalde yeni bir şey o. Özellik mi o? Neydi lan o? Yalnız abi şu anda gözükmüyorum amına koyayım. Yani şu an gözükmüyorum. Gerçekten gözükmüyorum. Karanlık. Bayağı karanlık oldu. Uçak da harbiden kamufle oldu. Olmadı yani şu anda bu. Ateş etti. Arkadaşlar taramalı tüfekler hazır. Ondan sonra bir de roketimizin olması gerekiyor sanırsam. Aynen bir de roketlerimiz var. Yalnız. Oğlum bu roketler niye o kadar güzel gidiyor?
Arkadaşlar roketler birazcık güzel gitmiyor mu? Yani şu an sanki diğer uçaklardan farklı bir roket takmışım gibi, baksanıza. Hani o kadar güzel ayrılıyor ki uçaktan, bak bak bak. Bak bak, bebek gibi gidiyorlar bak. Bak mükemmel ayrılıyorlar uçaktan. Oğlum çok temiz ayrılıyorlar uçaktan. Şimdi birazcık stunt yapalım o zaman, bakalım. Uçağın kapasitesini görelim. Şu an hızlı inişten kurtarabilecek mi? Kurtarıyor, tamam, bayağı şey yani. Çok da güzel dönüyor. Hey maşallah. Peki o zaman şehrin içine girip sinsi hareketlerle çıkabilir miyiz? Bakalım. Şöyle bina aralarında birazcık tokatlayabilir miyiz bina aralarını? Bence tokatlarız. Hatta fazla hızlı daha zor olacak gibi mi geliyor? Şu aradan geçilmiyor değil mi lan? Orası şeymiş, siyah duvarmış. Allah'tan girmeye çalışmadım. Ve ananı satayım. Tamam, güzel. Güzel güzel. Güzel, bayağı güzel ya. Şuradan da gider miyiz? Gideriz. Bayağı iyi gidiyor yani. Bayağı iyi gidiyor. O zaman smokeları yapıştırıyorum. Siyah dumanlarımızla birlikte gidiyoruz. Şimdi hareket zamanı. İzle. Şöyle bu arada roketleyeyim de şunları. Uf, oğlum çok iyi manevra alıyor lan. Bir anda dönüyor şimdi. Köprü üstünden takla atabilir miyiz? Köprüden takla atabilir miyiz? Atamayız. Kaza yapacağız. Attım. Kaza yapmadan takla attım köprüde. Kaza yapacağım sandım. Köprüde takla attım. Köprünün etrafı altından girdim. Üstünden çıkıp bir daha altından girdim. Takla bebeğim, takla. Bu arada sağlam geçiyor ya. Uçak çok sağlam gidiyor yani şu anda gerçekten. Ciddi sağlam gidiyor. Şurada şey mi var? Yat mı var? Yatların hep şeylerini kapamışlar ha. Savunma sistemlerini kapamışlar ha. Yatları ilk çıktığında yata yaklaşınca direkt uyarı veriyordu derken. Arkadaşlar uçağın götünü bıraktım, hala devam ediyorum. What the fuck? Arkadaşlar uçağın götünü bıraktım, hala devam ediyorum. Suya indik, uçağın götü gitti, hala devam ediyorum. Bakın. Bakın arkadaşlar, uçak böyle değildi. Size uçağın orijinalini göstereyim de kafanız karışmışsın. Çünkü çok benziyor. Bir dakika. Arkadaşlar uçağın orijinali bu. Uçağın götü vardı arkadaşlar, gitti. What the fuck? Abi uçağın götünü bıraktım, hala devam ediyor lan. Peki kullanışta bir değişiklik var mı? Azıcık manevra hızı mı azaldı? Ne oldu? Bir garip bir şey oldu. Sanki böyle şey gibi. Stabilizasyonu gitti gibi. Yalnız çok değişik lan, baksana. Nasıl dönüyor bak, bak manyak gibi dönüyor bak. Bak pervane gibi dönüyor şu an. Oğlum çok hoşuma gitti uçak, şu hale bakın. Bak. Düşüyor simülasyonu yapayım mı arkadaşlar şimdi aşağıya doğru? Döne döne iniyorum bak. Mayday çakalıyoruz. Mayday, şu an dışarıdan o kadar güzel gözüküyordur ki. Hatta şöyle smoke da açayım. Ananı sikeyim. Simülasyon değil, gerçek oldu. Ve arkadaşlar şimdi ise sırada son gelen en yeni uçak var. Seabreeze. Abi şey gibi isim yok mu? Fıs gibi ismi var, yemin ediyorum. Şimdi ben buna flare mi taksam, smoke mu taksam? Ben buna flare takayım da ne olur ne olmaz. Zaten silah yok. Havada kaçarken biri şey rahatsız ederse atarız flare'leri, kaçarız. Handling'i, her şeyini fullledim. Motorunu fullledim. Şimdi ise sırada livery var. Full reklam değil mi? Full reklam abi. Kesin full reklam bak. Seabreeze. Oğlum şey gibi, yemin ediyorum sprey gibi ya. Neyse bunu alalım. Bu turuncu murunca hoşuma gitti. Zaten uçak turuncu rengi de hoşuma gitmişti. Böyle mi kalsın? Bilemedim. Tamam böyle iyi gel herhalde ya. Bir dakika. Respray. Oo, weapons mı? Oha silah varmış lan. Oha bomba. Siktir, bu uçak neyine bombalıyor lan? Cluster grenade aldım arkadaşlar. Primary weapon. Bir de machine gun mı takılıyor? Ulan gizli şey çıktı lan. Gizli silah çıktı bu. Tamam güzel. Respray'e girelim. Bakalım başka neler var. Mattan. Ha, şurayı siyah yapabiliyoruz. Ben burayı beyaz yapacağım. Beyaz hoşuma gitti çünkü. Ice white mat yaptım. Secondary color'a bakalım. Secondary'de neler var? Neresi değişiyor? Oo, tepesi değişiyor. Yani tepesini ben bunun şu sarıyla aynı sarı mı yapsam? Bir de bu uçağı deneyelim bakalım nasılmış. Ulan var ya, bir hava güzel denk gelmedi her şunu yaparken. Şu ananı satayım. Oğlum bu nasıl dönüyor böyle? Uy, tam direkt kalkıyorum o zaman. Ufacık bir şey zaten. Uy, flare. Oğlum sen flare neyine ya? Bak bu ateş ediyor bir de. Ateş ediyor bir de minnacık şeyleriyle. Allah falan. Kaza yapacaktım ha. Tamam uzaklaşalım iyice. Tekerlekleri kapatalım. Oğlum çok ufak, çok garip bir şey lan bu. Oğlum sen neyine bomba atıyorsun? Sen kime bomba attın lan? Tamam bir dakika, ben bunu şimdi suya nasıl indireceğim? Sorun o, bir dakika. Bu uçak suya iniyor normalde. Yavaş mı olmam gerekiyor, hızlı mı olmam gerekiyor? İlk denemeyi başarayım da. Sonra hızlı mı yavaş mı çözeriz. Bekle bir dakika, şu anda demin çok yavaş gittim. Tekerlekleri açayım mı? Açayım ne olur ne olmaz. Ne olur. Üf, ne güzel bildirim çaktı. Ve olmuyor abi, inmiyor. İnmiyor. Sekme. Pervane suya batarsa sıçtık. Şu an indirdim. Kapandı. Kendi kendine kapandı.
Vay tamam. Tamam şekilsin ha. Şekilsin ha. Bak bak tüme bak. Ufacık bir şey. Dalgaların içinde bu kendi kendine havalanıyor zaten. Sağlam suda uçmaz ki bu. Uçar mı? Peki ben buraya ne kadar hızlı inersem... Oy motorlar gitti. Motorlar gitti. Sekke sekke gelmekten motorlar gitti. Yok gitmemiş lan. İyi tamam kendine geldi bir anda. Tamam güzel. Şimdi kalkalım. Bir de ben hızlı acil iniş istiyorum. Mesela şu an mesela gidiyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Şu an şöyle gidiyoruz mesela. Hatta bak şöyle kıyıdan gidelim. Çok değişik bir uçak lan. Çok hoşuma gitti bak. Şimdi kalk bebeğim. Yeah. Şimdi in bakalım. Peki ben bunu batırmaya çalışsam batar mı? Test. Son test. Büyük ihtimalle bununla finito yapacağız. Çünkü batacak büyük ihtimalle. Mesela çok sert indim bak. Böyle. Burunlama daldım. What the fuck? Oğlum bildiğin suyun altına girip geri çıktı. Tamam bir daha. Bir daha. Son gaz. Burunlama daldım böyle. Çıkıyor mu? Abi çakamıyor musun? Bir dakika. Tamam bir dakika. Daha beter sokarım. Daha beter sokarım. Böyle gidiyorum. Son gaz. Dibe doğru gidiyorum resmen bak. 90 derece dibe gidiyorum. Yemin ediyorum uçak yolunu buluyor geri çıkıyor. Abi şaka mısın sen? Oğlum bu çok OP. Hiçbir şey zarar da gelmiyor. Tamam daldım abi. Ah ters döndü. Tamam. Ters dönerse sıkıntı var o zaman. Tamam. Arkadaşlar hiç problem değil. Kaçıyorsunuz. Çak. Gir çık. Çat gir çık. Ama ters dönerseniz bitti. Ters dönerseniz bitti. Tamam buraya kadarmış. Anladık. Eyvallah abim benim. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer daha fazla bunun gibi GTA 5'e yeni bir şeyler geldiğinde benim tanıtmamı istiyorsanız mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer hala abone olmasanız abone olmayı unutmayın. Yumruklayın kırmızı butonu arkadaşlar. Ve ayrıyeten açıklamada sosyal medya hesaplarını bulabilirsiniz. Orada Instagram ve Twitter'dan takip edebilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hepinize çok çok kendinize bakın. Adios amigos.